Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmelerine devam ettiğimiz ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanunu teklif üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubum adına konuşmak üzere söz almış bulunmaktayım. 2002 senesinde yürürlüğe giren 4703 sayılı ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair kanun ile ilk etapta kaliteli ve güvenli ürün üretimi için gerekli olan altyapı oluşturuldu. Gümrük Birliği'nin bize en büyük faydalarından biri Avrupa Birliği standartlarında ürün üretmek oldu. En büyük ticari ortağımız olan AB'ye ihracatımızda aranan şartların ülkemizde uygulanıyor olması ihracatımız açısından çok önemli bir kazanımdır. Nitekim uyum sayesinde AB ile ticaretimizin yanı sıra ülkemiz ürünlerinin yükselen kalitesi ve standartları sayesinde diğer ülkelere ticaretimiz de olumlu etkilenmiştir. Ancak 2002 yılından bu yana 15 yılı aşkın bir süre geçti. Bu zaman zarfı içerisinde teknoloji değişti, ihtiyaçlarımız değişti. Esas aldığımız Avrupa Birliği mevzuatı güncellendi. Takdir edersiniz ki 2002 yılı itibariyle denk olduğumuz Avrupa Birliği'nin gerisinde kalmamak adına ürün güvenliği sistemimizin bu değişikliklere adapte olması önemlidir. İlaveten devlet olarak ihraç ürünlerimizin önünde ürün güvenliğinden kaynaklı teknik engel oluşumunu önlemek de diğer bir vazifemizdir. İhracatta esas olması gereken kaliteli ve ürün ihracatı yaparak ihracat artışını sağlamaktır. Ayrıca tüketicilerimize güvenli ürün sağlanmasında kilit rol oynayan piyasa gözetimi ve denetimi uygulamalarında ortaya çıkan ihtiyaç ve boşlukların giderilmesi de devletimizin asli görevleri arasındadır. İşte bu amaçlar doğrultusunda hazırlanmış olan ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanunu taslağının ülkemiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu taslak yasalaştığında 4703 sayılı kanunun yerine geçeceği malumunuzdur. 4703 sayılı kanun 15 yıl önce ülkemizde yeni bir sistem kurulmasına vesile olmuştur. Bu taslağın ürün güvenliği sistemini daha da güçlendirerek bir adım ileriye taşıyacağını inanıyorum. Malumunuz olduğu üzere AB ile aramızda tesis edilen gümrük birliği ile taraflar arasında bir gümrük birliği oluşturulmuştur ve aynı mevzuat uygulanmaktadır. Bu nedenle Avrupa Birliği'ne yapılacak ihracat da taslak kapsamındadır. Gümrük Birliği'nin temel özelliği olan malların serbest dolaşımı ilkesini işleyebilmesi için Türkiye'de imal edilerek veya imal edilmese dahi serbest dolaşıma sokularak AB üyesi ülkelerin piyasasına arz edilmesi, hedeflenen ürünlerin de her iki pazarda da geçerli ortak teknik kurallara uygun ve her durumda güvenli olması gerekmektedir. Aksi takdirde iki taraf arasında ticarette ürünlerin güvenlik kurallarına uygunluğunun denetimi gerekli olacak. Bu da ticareti kısıtlaması nedeniyle genelinde taraflar arasında malların serbest dolaşımını, özelinde ise AB pazarına ihtiyacımızı sekteye uğratacaktır. Avrupa Birliği'ne yapılacak ihracatın kapsama alınmasıyla AB'ye ihraç edilmesi hedeflenen ürünler ülkemiz piyasasına arz edilmiş sayılacak ve bu şekilde muamele görecektir. Böylece AB ile aramızdaki ticaretin önüne engel çıkarılması da önlenmiş olacaktır. Yeni gelen kanunla en büyük yenilik şüphesiz ki güvensiz veya tahşişe konu ürün ihracatının yasaklanmasıdır. Türk malı imajının yabancı pazarlarda korunması için taslakta güvensiz ve uygunsuz ürün ihraç eden firmalara müeyyide uygulanması ülkemiz açısından da büyük bir gelişmedir. İhraç edilen ürünlerimizin insan sağlığı ve güvenliğini, hayvan ve bitki sağlığını ve çevreyi tehdit eden nitelikte uygunsuzluklar taşıması durumunda veya yanıltıcı etiketleme, son kullanma tarihini değiştirmesi gibi tüketiciyi yanıltacak özellikler içermesi durumunda devletimizce önlemler alınması Türk mallarının kaliteli ve güvenli olduğu gerçeğini dünyaya duyururken büyük fayda sağlayacaktır. Taslağın mevcut ürün güvenliği sistemimizi güçlendireceği inancıyla hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.